Yürü. Yürü da. E yürü. Vahim bekliyorsun. Günaydın. Sonunda günler sonra yoldayım. Çünkü Siemrap'ta tam bir hafta kalmışım. Gerçekten çok fazlaydı. Çünkü izin belgesini bekledim 8'ine kadar. Yani son 3 gün sadece beklemekle geçti. Çünkü Tayland'da hala turist motorları için sıkıntı var. Öncesinde TM1, TM4 ve permit almak gerekiyor. Belli kağıtlar. Bu da şeyde Kara Ulaştırma Bakanlığı'ndan alınıyor. Ben bir turizm acentesiyle çalıştım. Yani gidince de halledilir muhtemelen ama risksiz olsun. Geçen sefer de çalıştığım için indirim yaptı. 100 dolara mal oldu bana. Gidiyoruz. 400 kilometre yolumuz var. Sınır geçişi var. Saat 7 burada. Türkiye'de gece 3. Yola çıkıyorum. İyi seyirler diliyorum. Yolları çok sevmiyorum. O yüzden çok erken çıkıyorum. Ki sınır geçişinde falan sıkıntı olursa gece sürüşüne kalmayayım diye. Zaten hadi bakalım. Başlayalım. 400 kilometremiz var. Oy. Çok güzel bir şehirdi. Çok keyif aldım, çok. Benim için kesinlikle Kamboçya'nın en güzel şehriydin Siem Reap. Şimdi Phoi Phet üzerinden gidiyoruz. 150 kilometre sonra sınır var. Oradan sonra Cima'da Tayland. Dediler ki 2,5 saatte falan gidersin, bakalım. Saat 7. Tayland sınırına Phoi Phet'e gidiyor. Phoi Phet'ten sınır var. Aslında 2-3 sınır var. Bu sınır izin belgesi olmayanlar için tehlikeli. Yani çok red alınıyor dendi. Yani ben de izin belgesi olduğu için şu anda sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Siz bir yer ya. Hiç sevmedim burayı. Demek ki ben Kamboçya'ya buradan girsem Kamboçya'ya karşı ön yargılı olurmuşum. Bir değişik. Neyse, sınıra 7 kilometremiz kaldı arkadaşlar. Gidelim Tayland'a. Niye böyle ki? Çinliler bu şehirde çok fazla kasino falan kurmuşlar, kumarhane. O yüzden bu şehirle ilgili şeyler, yorumlar da çok iyi değil. Sevimsiz. Küçük şehir. Şehre de küsemezsin ya bu kadar şey olduğu için. Dayı ne yapıyorsun? Yürü daha. Sonra ben sinirli oluyorum. Ana, böyle normal dümdüz kapı mı burası? Custom Office. Oğlum siz böyle dümdüz gidiyorsunuz mu? Bakalım. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil bu kadar kalabalık. Border Checkpoint. Abo, ananı. Yandık dayı, dur. Sen polis bulup... Yürü. Yürü da. Yürü. Vahim bekliyorsun. Departure. Güven. Şu adam güvenli birini bekliyor.
koyayım da. Thank you. Çok sıcak. Abo, sıçtık. Çok kalabalık bir yer. Custom Office karşıdaymış, bakalım. Şöyle bir sorun var arkadaşlar. Sınırda elektrikler kesildi ve evrakları yükleyemedi sisteme. Dedi ki sen git, ben bir şekilde bunu elektrik gelince yükleyeceğim. Yandık ama bir sıkıntı olabilir. Şimdi pasaporta çıkış yaptırıyorum. Arkadaşlar ya. Bir dandik oldu buralar çünkü adam yapmadı girişi. Yapamadı daha doğrusu. Tayland'a hoş geldik tekrar. Hadi cüzdanımı düşürürüm, bir de var ya buradan. Şimdi aha trafik. Trafik. Sola mı gideceğim? Geldik. Şimdi ay bu işler çok zor ya. Ben dayım. Pasaport kontrol, tamam. Orayı da ben gireydim ya. Pis herif. Geldim, uzağa kaldım. Çok sıcak. Tayland tarafı. İşte burası azıcık sıkıntı. Diğer taraf da sıkıntı da. Her yer, her gümrük geçişinden nefret ediyorum. Immigration'ı hallettim Tayland tarafında. Yine acenteyle çalışıp 100 dolar ödediğim için aslında bu kadar kolay hallettiğimi ve insanların güler yüzlü olduğunu düşünüyorum. O yüzden şu an sadece custom kaldı. Custom'ı halledip işimiz bitiyor ve Bangkok'a doğru gidiyoruz. Size sürprizden bahsetmedim henüz. Birazdan şu sınır ayılısıyla geçelim, anlatacağım çünkü harika bir ülkeye gidiyorum. Burası geçtiğim en güler yüzlü sınır kapısından biriydi arkadaşlar. 45 dakikada geçtim. Yani Kamboçya tarafında evrakları yapmadım dedi ama evrakları sonra yapacağım dedi. Sorun olacağını düşünmüyorum. Neredeyiz? Tayland'dayız. Ne yapıyoruz? Trafik soldan akıyor. Unutmuyoruz. Ya Tayland böyle şeydeyim şu anda, biliyor musunuz? Ah çok güzel. Kendi böyle eve gelmişim gibi aylar sonra. Pasaportumuzu aldık. Her şeyimizi aldık. Bunlar niye duruyor? Bakayım. Ha öyle duruyorlar. Geldik. Aa, kalabalık. Tayland'a hoş geldik. Sadece Malezya sınırından çıkabiliyorum. Başka bir yerden çıkamıyorum. Geçen seferki gibi yani. Zaten Malezya'ya gitmeyeceğiz mi? Benzinimizi de alalım Tayland'da. Şimdi hangisi hangisinin parası? İyice karıştı bende. Okay. Aynen bunlar Tayland parası. Ablacığım. Thank you. 210 lira kaç litre? 6 litre. Ucuz Türkiye. Yo aynı ya. Yo Türkiye'de kaç para? 45 lira mı oldu? Burada 30. 35 lira. Keşke 95 alsaydım. Thank you. Spatik. Neydi? Thank you. Bir fena yoğunlaştı. Daha 50 kilometre var ya. Bir de herkes her yerde gidiyor. Değişik. Tehlikeli.
Çok trafik vardı ama sonunda kazasız belasız 400 kilometreyi bitirdik arkadaşlar. Gerçekten böyle Tayland'a gelince kendimi eve gelmiş gibi hissettim. Çünkü ülkeyle ilgili çoğu şeyi biliyorum. Burada yabancılık çekmiyorum. Çünkü bir ay kaldım burada. Şimdi planımız ne? Planımız çok güzel. Vietnam'a gidiyoruz. Evet, Vietnam'a vize aldım. Bir aylık bir vizem var. Ama motosikleti Tayland'da 30 gün bırakabiliyorum sadece. Malezya'dan çıkmam gerekiyor. O yüzden 15-20 günlük bir Vietnam macerası başlıyor. Orada Aprilia bana Touareg 660 ayarladı. O yüzden Touareg kullanacağız orada da. Hemen bir sonraki bölümde Vietnam'a uçuyoruz. Ama tabii kızımı da güvenli bir yere bırakmam gerekiyordu. Nereye bırakıyorum? Aprilia'ya bırakıyorum. Şimdi gidiyoruz, motosikletimi bırakıyoruz. Sonra da Vietnam'a gidiyoruz. Hazırsanız Vietnam yolculuğu başlayacak ama önce kızımızı bırakalım. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yanıma giyebileceğim birkaç parça kıyafet aldım çok uzun kalmayacağım için. Zaten çantamı alacağım. Gideceğim. Gerçekten acayip heyecanlıyım. Çok denedim kendi motorumu almayı ama başaramadım. Ama çok güzel kapılar açtı. Şimdi bu sayede Vietnam'ı yine motosikletle keşfedeceğiz. Sadece şeyden emin değilim hala. Vize başvurusunda giriş ve çıkış kapısı olarak Hanoi'yi seçtim. Ama Aprilia dedi ki istiyorsan Hanoi'den Ho Chi Minh'e kadar motosikleti kullanabilirsin ve Ho Chi Minh'deki Aprilia servisinde bırakabilirsin. Yani uçak dönüş uçak biletini almadım. O da havalimanında biraz risk yaratıyor aslında. Yani dönüş bileti olmadığı için birazcık karışık işler. Bakalım ne olacak. Ne yapmak istediğimi de bilmiyorum. Çünkü güneye inmek istersem Hanoi'den 2500 kilometre yaklaşık 20 günüm var. Kuzeyi de gezmek istiyorum. Böyle sıkış bir program olması yerine acaba 15 gün boyunca rahat rahat Hanoi'yi gezip Hanoi ve çevresini, Kuzey Vietnam'ı keşfedip sonra efendiciğime bir gün yine Ho Chi Minh'i görürüz yani diye de düşünmüyor değilim. Tayland'ın trafiğini insan hiç özlemez mi ya? Hiç mi özlemez yani? Şehirden uzakta kalıyorum. 20 dolar otel buldum. Sezon geldiği için artık şeyler çok pahalı. Oteller çok pahalı. O yüzden motoru bırakmaya şehre iniyorum. Dümdüz ilerleyin. Sukhumvit. Aprilia'da Sukhumvit'te zaten. Ama zamanım daha var. Belki bir kahve mi içsek? Olabilir. Nasıl trafik ya? Duruyor arkadaşlar yani. Bir de ekipmansız, özellikle montsuz olunca, aman pantolonsuz olunca bacaklarım yanıyor. Sıcak yani motor. Sıcak çalışıyor. Ekipmanlı Gore-Tex'e hiçbir sorun yok ama spor ayakkabı eşofmanla binince olmuyor. Çok kötü. De buluşacağımız için bir kafeye geldim. Gerçekten burası da çok güzel. Tayland her konuda, kahve konusunda, işte gece eğlencesi konusunda falan çok güzel ama Güney Asya'da benim fark etmediğim ya da daha önce bilmediğim şey kahve kültürünün, kafe kültürünün bu kadar yaygın olması. Yani Laos'ta da, işte Kamboçya'da da nereye gidersem muhteşem kahveler içtim. Bunun aynı şekilde Vietnam içinde geçerli olduğunu düşünüyorum. Çok heyecanlıyım Vietnam için. Motoru bırakacağız ve gideceğiz. Allah'ım çok heyecanlıyım. Evet, artık motosikletimizi bırakabiliriz.
artık seni bırakabiliriz kuşum. Çok özleyeceğim seni 15 gün. Hadi bakalım. Çok iyi ya, trafikte yakaladı adam beni. Çok yardımcılar, çok seviyorum. Gerçekten böyle arkadaşım gibi oldular. Shortcut. Geldik evimize. Uy. Harley Davidson. Karuna Kutu Kreyu Espat Karuna Rabat Kopun Kap. Kopun Kap. Geldik. Ha, buradayız. Merhaba Aprilia. Yes. Done. Eve hoş geldik.